Merhabalar kıymetli dinleyiciler. Gönül Defterinden programında ve Denge Radyo'dasınız. Yeni bir program ve yeni bir konu ile huzurlarınızdayız. Hepinizi selamların en güzeliyle selamlıyor. Rabbimizin rahmeti, merhameti, muhabbeti hepimizin üzerine olsun inşallah diyoruz. Programımıza başlarken WhatsApp iletişim numaramızı vermek istiyoruz. 0543 593 5994. WhatsApp iletişim numaramız 0543 593 5994. Bugün programımızda adaletten, adil olmaktan, kötülüklerden, kötülükler karşısındaki tavırlarımızla ilgili konuşalım istiyoruz. Konumuza başlamadan önce hemen her programda yaptığımız gibi sorular soralım sizlere. Bakalım hangi cevaplar zihninizden geçecek görelim. Soru önemli dostlar. Soru sormak, cevap aramak, düşünmek, akletmek, kafa yormak önemli. Bunları biliyoruz artık. Size hiç haksızlık yapıldı mı diye sorarak başlasak sorularımıza. Haksızlığa uğradınız mı? Belki bazılarınız bu da soru mu diyebilirsiniz. Haksızlığa uğramayan insan olur mu şu hayatta? Bazen büyük olmasa da ufak tefek haksızlıklar illaki olmuştur, oluyordur dediğinizi duyar gibiyim. Çevrenizde kötü diyebileceğiniz insanlar var mı? Daha çok kimlerden kötülük gördünüz? Ya da daha çok hangi tip insanlar kötülüğe daha meyillidir gibi daha pek çok soru sorabiliriz aslında. Ve bu soruların cevapları da aranabilir. Çünkü konu hassas, ince ve önemli bir konu. Adalet, adil olmak, haksızlık, haksızlıklara uğramak. Dilerseniz önce bir adaletin tanımına göz atalım. Konumuza başlarken... Adalet dedik. O zaman adalet neymiş? Bir bakalım isterseniz. Adalet bir şeyi yerli yerine koymak veya ifrat ve tefrit arasında bulunan orta yol, her şeye hakkını vermek, Allah'ın yarattığı her varlığa kendi kabiliyetine ve istidadına göre layık olduğu ihtiyacı olan şeyleri vermesidir diyor kaynaklar adaletin tanımında. Aslında oldukça geniş bir tanım yapılmış. Bir şeyi yerli yerine koymak, ifratla tefrit arasında bulunan orta yol, her şeye hakkını vermek, Allah'ın yarattığı her varlığa kendi kabiliyet ve istidadına göre layık olduğu ihtiyacı olan şeyleri vermesi. Birçok boyutuyla ele alınmış tanım yapılırken. Sizlere pek çok sorular sorduk. Haksızlık dedik, kötülükle ilgili, hakkın, hukukun olduğu yerde adaletin olmasıyla ilgili sorular sorduk. Şimdi hak ve hukukun olduğu yerde adaletin olması önemli tabii ki. Adil olmak, adil davranmak önemli olduğu için de adaletin tanımını yaptık sizlere. Kainatın işleyişinde ilahi bir adalet mevcuttur dostlar. Bilimin bize verdiği bütün bilgilerle baktığımız zaman büyük bir denge ve adalet sistemi ile kainatın yaratıldığını anlayabiliriz. Bütün yaratılan varlıkların her biri ince bir hesap ile çok adil ve ölçülü bir şekilde yaratılmıştır. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Çevremizde gördüğümüz, göremediğimiz, yaratılmış bütün varlıklardaki denge, ahenk, düzen Allah'ın adaletinin yansımasıdır elbette. Allah'ın yaratmasında bir adaletsizlik göze çarpmaz diyor Rabbimiz ayetinde. Bununla birlikte Şems suresi 7 ve 10. ayetlere baktığımızda dostlar, nefsi düzenleyen Allah'ın
o nefse hem takvasını hem de kötülüğü ilham etmiş olduğunu görüyoruz. Hem takvayı verdi Rabbimiz nefse hem de kötülüğü verdi. Bu ayetlere baktığımız zaman şunu görüyoruz ki dostlar, Rabbimiz nefsimize, nefislerimize takva ve kötülüğü ilham etmiştir. Burada ne oluyor o zaman dostlar? İş biz insan oğluna düşüyor diyebilir miyiz? Hem bizde her ikisi de var. Takva da var, kötülük de var. Biz nefsimizi acaba dizginleyebiliyor muyuz? Nefsimizin isteklerine dur diyebiliyor muyuz? Nefsin kötülüklerine boyun eğen, onu dizginleyemeyen, ziyan edecek nefsini kötülüklerden arındırıp sorumluluklarının şuurunda olan, bilincinde olan kurtuluşa erecektir. Nefsin kötülüklerine boyun eğen, onu dizginleyemeyen zarar ve ziyanda olacak. Ancak kötülüklerini arındırıp sorumluluklarının şuurunda olan kurtuluşa erecektir Allah'ın izniyle. Öyleyse insanların bir kısmının iyiliği, bir kısmının kötülüğü tercih edeceği kaçınılmazdır. Çünkü dünya imtihandır dostlar. Rabbimiz kimimizi yoklukla, kimimizi varlıkla, iyilikle, kötülükle imtihan edecek. Bu kaçınılmaz bir gerçek. Bize hem kitabı ve rehber olarak peygamberi gönderen de imtihanın sahibidir. Bakalım biz nasıl davranıyoruz ya da davranacağız. Bizler melekler gibi iyilik üzere yaratılmış değiliz dostlar. Öyle olsaydı zaten imtihandan söz etmek mümkün olmazdı. İmtihan söz konusu olmazdı zaten. Hani melekler ancak kendilerine verilen görevleri yaparlar. Hayvanlar da öyle değil midir dostlar? Ancak kendilerinin yüklenen görevleri yerine getirirler. Onun için de onları hesaba çekmek doğru olur mu? Zaten bu Rabbimin ne adaletine ne de merhametine, rahmetine sığmaz. Onu mutlaka gereği neyse onu yapmak için görevlendirdi. Ancak bize nefsi veren Rabbimiz, o nedenle de imtihanı muhatabı olan da insandır. Rabbimiz bize akıl, vicdan, gönül, düşünme hürriyetini nasip etti. Bununla birlikte bütün bunları kullanma kabiliyeti ile de donattı. İradelerini kullanmak üzere ne yaptı dostlar? İnsanı serbest bıraktı. Ve bize üstüne üstlük peygamberi de gönderdi. Rehberler de gönderdi. Hani kitap gönderdi, sadece alın bunu okuyun uygulayın da demedi Rabbimiz. Bize peygamberler aracılığıyla ne yapmamız gerektiğini bizzat uygulamalı olarak gösterdi, örnek de önümüze sundu Rabbimiz. Bu durumda Rabbimizin adaletinin apaçık bir göstergesi olmuyor mu dostlar? Ne kadar adil olduğunu böylelikle biz görmüş oluyoruz. Kulun seçme hakkı vardır, dilediği yolu seçer ancak sonucuna katlanır. Ayette insanın başına gelenler kendi yapıp ettikleri değil midir buyur Rabbimiz. Ya da bir başka ayette kendi çabasına bağlı kıldık demiyor mu? O zaman bize Rabbimiz ne yapmış? Yolu göstermiş ve sonucuna katlanın demiştir. Kulların kötülüğü seçmesi Allah'ın rızası dahilinde olmasa gerektir dostlar. Rabbimiz bizim kötülük yapmamızdan, yanlış yapmamızdan hoşnut olmaz. Öyle olsaydı zaten tekrar tekrar affeder miydi dostlar? Tamam, bir kere kötülük yaptım, bitti. Bir de hakkım yok derdi Allah muhafaza. Ama tekrar tekrar bizi affedeceğini,
af için ondan yardım istememiz gerektiğini bize ayetleriyle bildirmektedir. Ancak imtihan gereği buna izin verir. İzin vermeseydi de imtihandan söz edilemezdi zaten. Kul neyi yapmayı seçmişse onu yapacak, neticede yaptığının hesabını da Allah'a verecektir. Bu da bize Rabbimizin adil olduğunu gösterir elbette. Allah Celle Celaluhu sadece nefislerimize kötülük etmeyi ilham etseydi dostlar, adaletten söz etmek yine söz konusu olmazdı, olamazdı. Rum suresi 41. ayette Rabbimiz insanların bizzat kendi işledikleri yüzünden karada ve denizde düzen bozuldu ki Allah yaptıklarının bir kısmını onlara tattırsın. Belki de tuttukları kötü yoldan dönerler buyurmaktadır. İnsanların bizzat kendi işledikleri yüzünden karada ve denizde düzen bozuldu ki Allah yaptıklarının bir kısmını onlara tattırsın. Belki de tuttukları kötü yoldan dönerler buyurmuştur. Konuyla ilgili olduğunu düşündüğüm bir paragrafta şunlar yazıyor dostlar. Bir kişi kendisi için helak sebebi olan sınırsız cinsel özgürlüğü isterken kötülüklerin ilahi bir güçle durdurulmasını istemesi kendisiyle çelişmesi olmaz mı? Hürriyet sadece iyilere verilince adalet olur mu? Hem Allah bizi hep iyi olmaya mecbur edecekse ne diye cehennemde yaratılmış, cennet için ne diye uğraşılsın diyor bir makalesinde yazar Sağım. Allah'ın kullar için tayin ettiği kader, hidayet ve dalalet konularında adalet olmadığını söylüyor bazıları da dostlar. Neden bazıları fakir, bazıları zengin? Neden bazılarının babası annesini kaybediyor da bazıları ikisi birlikte yaşıyor, yaşlanıncaya kadar birlikte büyüyor? Neden bazı çocuklar kronik hastalıklarla doğuyor? Neden bazıları güzelken bazıları çirkin? Neden bazıları zeki, bazıları zeka özürlü gibi pek çok sorular sorulabiliyor. Bazı insanlar böyle yorumlar yapabiliyor dostlar. Bunlarla zaman zaman günlük hayatımızda karşılaştığımız oluyordur mutlaka. Rabbimizin verdiğinde mutlaka hikmetler vardır. Hiçbir şey sebepsiz ve adaletsiz değildir dostlar. Yaratılış ve imtihandaki bütün hikmetleri anlayabilmemiz de mümkün olmasa gerektir. Bununla ilgili birazdan Hızır Aleyhisselam'la ilgili Kehf suresinde geçen kıssayı kısaca paylaşacağız sizlere inşallah. Ama bu arada bir Nasreddin Hoca'yla ilgili fıkra var. Onu dillendirelim isterseniz. Tatlı, güzel bir hıkka, fıkra. Nasreddin Hoca bir çuval fındıkla bir mescide girmiş dostlar. Sevinin der hoca. Size fındık getirdim. Şimdi dağıtacağım. Söyleyin hele. Nasreddin usulü mü dağıtayım yoksa Allah usulü mü? Cemaat der ki Allah'ın taksimatı gibi taksimat yap hocaya derler. Başlar Nasreddin Hoca dağıtmaya fındıkları. Kimine bir fındık verir, kimine üç fındık verir, kimine 100 fındık verir, kimine torbanın yarısını verir, kimisine de hiç fındık vermez. Buradan da anlıyoruz ki Rabbimiz neyi, kime, ne kadar dilediyse bizi onunla imtihan ediyordur dostlar. Onun her yaptığında mutlaka hayırlar ve hikmetler söz konusudur. Adaleti bizim anladığımız şekilde sorgulamak ya da Rabbimizin adaletini bizim anladığımız şekilde tam anlamıyla anlamak, açıklamak mümkün
olmayacaktır. Dedik ya, Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Musa ile Hızır Aleyhisselam kıssasını mutlaka hepiniz duymuşsunuzdur. Birlikte yola çıkıyorlar. Hani süremizi de çok aşmayalım diye çok ayrıntılı bir şekilde kıssayı anlatmayacağız elbette. Ancak Kehf suresindeki ayetlerle dile getirmeye çalışacağız sizlere. Dileyen dinleyicilerimiz Hazreti Musa ve Hızır Aleyhisselam kıssası derlerse internetten uzunca okuyabilirler. Ayrıntılı bir şekilde görebilirler, bulabilirler ya da Kur'an-ı Kerim'in tefsirlerinde de bunu oldukça açıklayıcı bir şekilde ulaşabilirler, bulabilirler diyelim. Kehf suresi 65. ayet. Sadece biz Kehf suresindeki ayetlerle dile getireceğiz kıssayı inşallah. Daha sonra da 1. bölümümüzü yavaş yavaş sonlandıracağız dostlar. Kehf suresi 65. ayet. Hazreti Musa'nın üstün merhamet ve ilim sahibi Hazreti Hızır ile buluşması derken katımızdan kendisine bir rahmet verdiğimiz ve tarafımızdan kendisine bir ilim öğrettiğimiz kullarımızdan bir kulu buldular diyor Rabbimiz. Ve devam ediyor 66. ayette. Hazreti Musa tabi olmak için Hazreti Hızır'dan izin istemiştir. Musa ona dedi ki, doğru yol rüşt olarak sana öğretilenden bana öğretmen için sana tabi olabilir miyim? 67 ve 68. ayetlerde devam ediyor Rabbimiz. Hazreti Hızır'ın Hazreti Musa'ya verdiği cevap dedi ki, gerçekten sen benimle birlikte olma sabrını göstermeye güç yetiremezsin. Böyleyken özünü kavramaya kuşatıcı olmadığın şeye nasıl sabredebilirsin? Hazreti Musa inşallah diyerek söz vermiştir. İnşallah beni sabreden biri olarak bulacaksın. Hiçbir işte sana karşı gelmeyeceğim dedi buyuruyor Rabbimiz 69. ayette. Ayette görüldüğü üzere Hazreti Musa, Hazreti Hızır'ın söylediği sözler karşısında hemen Müslümanca bir tavır göstermekte ve inşallah yani eğer Allah dilerse diye cevap vermektedir dostlar. Bu kelime müminlerin Allah'a olan teslimiyetlerin kaderin her an işlediğini bildiklerinin Allah dilemedikçe hiçbir şeye güç yetiremeyeceklerinin farkında olduklarının bir ifadesidir. Ve ayet devam ediyor. Kehf suresi 70. ayet. Hazreti Hızır, Hazreti Musa'dan açıklayıncaya kadar kendisine soru sormamasını talep etmiştir. Dedi ki, eğer bana uyacak olursan, hiçbir şey hakkında bana soru sorma. Ben sana öğütle anlatıp söz edinceye kadar. Arkasından Hazreti Hızır bindikleri gemiyi delmiştir. 71. ayette onu görüyoruz dostlar. Böylece ikisi de yola koyuldu. Nitekim bir gemiye binince o bunu gemiyi deliverdi. Hazreti Musa dedi ki, içindekilerini batırmak için mi onu deldin? Andolsun sen şaşırtıcı bir iş yap. Gerçekten dedi ki, benimle birlikte olma sabrını göstermeye kesinlikle güç yetiştiremeyeceğini ben sana bildirmedim mi? Beni unuttuğumdan dolayı sorgulama ve bu işimden dolayı bana zorluk çıkarma dedi Hazreti Musa Aleyhisselam. Yine devam ediyor ayet 74'te, böylece ikisi yine yola koyuldular. Nitekim bir çocukla karşılaştılar. O hemen tutup onu öldürüverdi. Musa Aleyhisselam dedi ki, bir cana karşılık olmaksızın tertemiz bir canı mı öldürdün? Andolsun sen kötü bir iş yaptın. Dedi ki, gerçekten benimle birlikte olma sabrını göstermeye kesinlikle güç yetiremeyeceğini ben sana söylemedim mi? Musa, bundan sonra sana bir şey soracak olursam artık benimle arkadaşlık etme, benden yana bir özre ulaşmış olursun dedi. Yine böylece ikisi yola koyuldu, nihayet bir kasabaya gelip yemek istediler. Fakat kasaba halkı onları konuklamaktan kaçındı. Ondan yıkılmaya yüz tutmuş bir duvar buldular kasabada, hemen onu inşa etti. Musa dedi ki, eğer isteseydin gerçekten buna karşılık bir ücret alabilirdin. Kehf suresi 77. ayet.
Hazreti Musa'nın sorduğu son soru aralarında ayrılma vaktinin geldiğinin bir işareti olmuştur dostlar. Kehf suresi 78. ayette dedi ki işte bu benimle senin aranda ayrılma zamanımız. Sana üzerinde sabır göstermeye güç yetiremeyeceğim bir yorumu haber vereceğim. 79. ayette gemi denizde çalışan yoksullarındı. Onu kusurlu yapmak istedim. Çünkü ilerilerinde her gemiyi zorbalıkla ele geçiren bir kral vardı. Çocuğa gelince onun anne ve babası mümin kimselerdi. Bundan dolayı onun kendilerini azgınlık ve inkar zorunu kullanmasından endişe edip korktuk. Böylece onlara Rablerinin ondan temiz olmak bakımından daha hayırlısı, merhamet bakımından daha yakın olanını vermesini diledik. Duvar ise şehirde iki öksüz çocuğundu. Altında onlara ait bir define vardı. Babaları salih biriydi. Rabbin diledi ki onlar ergenlik çağına erişsinler ve kendi definelerini çıkarsınlar. Bu Rabbinden bir rahmettir. Bunlar ben özel görüşüm olarak yapmadım. İşte senin sabır göstermeye güç yetiremediğin şeylerin yorumu diyor Rabbimiz Kehf suresi 82. ayette. Bütün bu okuduklarımız Kehf suresinin ayetleriydi dostlar. Kıssanın başında da söylediğimiz gibi tefsirlerden, internetten, Kur'an-ı Kerim'den bunları görebilirsiniz. Ayrıca Hazreti Hızır'ın ayette bunları ben kendi işim, özel görüşüm olarak yapmadım dediğine dikkat çekilmektedir. Bu daha önce de vurguladığımız gibi her şeyi yapanın, her şeyi verenin Allah olduğunu, her şeyin kaderde olup bittiğini bildiğini gösteren bir konuşmadır. Hazreti Hızır hiçbir kararı kendi dilemesiyle yapmadığını en güzel şekilde bu kıssada görmekteyiz dostlar. Yani bakın Hazreti Musa bir peygamber olarak o birkaç olaya ne yaptı? Sabredemedi, dayanamadı, müdahale etti, etmeyeceğim dedi, söz verdi ama yine de onlardaki hikmeti göremedi, sabırsızlandı ve sonucunu merak etti. Ama ne yaptı? Sonucunu Rabbim bize ayetleriyle bildirirken her bir davranışta çok derin hikmetler olduğunu gösterdi Rabbimiz bize. Onun için dostlar, adalet bizim baktığımız çerçeveden göründüğü gibi olmayabilir. Burada bize düşen Rabbimizin adaletinin ne kadar fazla olduğunu bilmektir elbette. Onun hiçbir şeyi hikmetsiz yapmayacağını bilmek, tevekkül etmek, Rabbimizden her ne geldiyse onda bir hayır olduğunun farkında olarak yaşamaktır. Bu da çok kolay olmasa gerek. Zaten kıssada da gördük Hazreti Musa da ne yaptı? Defalarca dayanamadı, müdahale etti, sordu. Biz de hani düşünsek de isyan etmeden Rabbim bunda hikmetler vardır. Sen adil olanların en adaletlisisin. Senin verdiğinde mutlaka hayırlar vardır diyebilmek olmalı bize düşen. Bu da çok kolay olmasa gerek ama dua edelim dostlar inşallah. Hani imtihanı kolay olanlar için belki daha kolaydır ama zor imtihan içinde bulunanlar için de Rabbim kolaylıklar nasip etsin. Rabbim sabredenlerden olmayı nasip etsin. Onun adaletinden şüphe yoktur elhamdülillah. Rabbim en güzelini nasip etsin diyelim. Kısa bir ara verelim. Aradan sonra konumuza kaldığımız yerden devam edelim inşallah.
gönülleri kırmayalım, bu sevdadan caymayalım. Gönülleri kırmayalım, bu sevdadan caymayalım. Ölümsüzlük tatmak için gönlü gönle bağlayalım. Ölümsüzlük tatmak için gönlü gönle bağlayalım. Benim sevdam sığmaz öyle tek bir yüreğe. Gel beraber paylaşalım yürek yüreğe. Benim sevdam sığmaz öyle tek bir yüreğe. Gel beraber paylaşalım yürek yüreğe. Gönülleri kırmayalım, bu sevdadan caymayalım. Gönülleri kırmayalım, bu sevdadan caymayalım. Ölümsüzlük tatmak için gönlü gönle bağlayalım. Ölümsüzlük tatmak için gönlü gönle bağlayalım. Benim sevdam sığmaz öyle tek bir yüreğe. Gel beraber paylaşalım yürek yüreğe. Benim sevdam sığmaz öyle tek bir yüreğe. Gel beraber paylaşalım yürek yüreğe. Benim sevdam sığmaz öyle tek bir yüreğe. Gel beraber paylaşalım yürek yüreğe. Bir aradan sonra Gönül Defterinden programı devam ediyor kıymetli dinleyiciler. Bugün programımızda adalet konusunu ele almaya çalışıyoruz. Konu ince, ayrıntılı ve uzun ele alınabilecek bir konu. Biz bize ayrılan sürede dilimiz döndüğünce nasibimiz kadarını ele alıp sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz. Adaleti anlamaya, tanımlamaya çalışırken şimdi sormak lazım diyebilir miyiz? Adaleti anlamaya çalışırken bizim mihengimiz ne olacak? Adaleti kulların istediğine göre mi sorgulayacağız? Yani güzellik iyidir, çirkinlik kötüdür. Zenginlik iyidir, fakirlik kötüdür. Sağlıklı olmak iyidir, hastalık kötüdür. Yaşamak keyifle yaşamak iyidir, ölüm kötüdür mü diyelim? Yoksa bunların her birinin hem iyi hem kötü yönleri vardır diyebilecek miyiz? Olaylara sadece tek taraflı ve kendi cephemizden bakmak mı doğrudur, yoksa hikmet nazarından bakabilmek mi? Ya da başka bir boyutu ele alacak olursak, anne ve baba ile büyümeyen bütün çocuklar cani olur, katil olur, hırsız olur diyebilir miyiz dostlar? Böyle bir genelleme yapmak doğru
olabilir mi? Ya da anne ve babası olan Firavun, Nemrut çok iyi idiler de babasız dünyaya gelen Hazreti İsa Aleyhisselam, babasız büyüyen Peygamber Efendimiz kötü müydüler? Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ı Nemrut'a babası teslim etmedi mi? Gibi sorular sorulabilir. Cevaplarını zihnimizde tartabiliriz. Dünya imtihan dünyası dostlar. Her birimizin imtihanı da farklı farklı olacak elbette. Başka bir yönüyle bakacak olursak. 94 yaşında hasretle ölümü bekleyen bir kişi için ölüm iyi değil mi? Ölümü tamamıyla kötü olarak görebilir miyiz? Küçücük yaşta ölen bir çocuk için her zaman ölüm gerçekten kötü mü? Esasında asıl olan kader, hidayet ve dalalet noktasında adaletten daha çok hikmeti anlamaya çalışmak olmalı diyebilir miyiz? Rabbimiz olayların arkasındaki hikmeti görebilmeyi ve anlamayı nasip etsin inşallah diyelim. Yani şu an itibariyle başımıza gelen hadiseleri adaletsizlikle yargılamaktansa bunun büyük bir hikmeti olduğunu, Allah'ın daha kötüsünden korumak için bazı şeyleri elimizden aldığını düşünürsek daha mutlu olabiliriz dostlar. Hayatımız içinde yaşadığımız hadiselerin hikmetini yaşadığımız anda değil, yıllar sonra anlayabiliyoruz. Bu hemen herkesin başına gelmiş bir şeydir muhtemelen. Yıllar geçtikten sonra ya da belli bir zaman geçtikten sonra o olay iyi ki öyle olmuş. Ya da bak hadi şöyle olsaydı, bak o olayda ne hayırlar varmış dediğimiz mutlaka olmuştur. Başımıza gelen bazı olay ve durumları, bunların hikmeti ve karşılığı ahirette karşımıza gelecektir. Olumlu ya da olumsuz olarak diyebilmeyi nasip etsin Rabbim bizlere inşallah. Yine günlük hayatımıza baktığımızda dostlar, herkesin güzel bir üniversite bitirmesi, herkesin evlenip çok mutlu olması, evlenenlerin hemen çocuğunun olması, hiç kimsenin fakirlik çekmemesi, herkesin işinin gücünün yerinde olması, sağlıklı olması, hep mutlu olması, hiç üzülmemesi, bütün bunların hepsini adalet olarak bakabilir miyiz? Gönlümüz bütün bunların olumlu olmasını ister. İster istemesine de hepsinin olumlu olması bizim için hayır mıdır bilmiyoruz. Ama dünyanın imtihan sahası olduğunu biliyoruz dostlar. İmtihan sahasının olduğunu biliyoruz bilmesine ama hiç zorluk, hiç yokluk, hiç sıkıntı çekmek istemiyoruz. Bir ilim insanı, insanlar mutluluğu üç şeyde arar diyor dostlar. Birincisi sahip olduklarında. İkincisi başkalarının gözündeki yerinde. Üçüncüsü ise tırnak içinde olduğu zaman. Şimdi bu üçünü açıklamaya çalışalım. Birincisi, yani mutluluğu iyi bir ev, iyi bir iş, iyi bir eş, iyi bir makam, mevki, sağlık gibi olduğu şeylerde arayanlar bilmeli ki an gelecek sevdiklerimiz, an gelecek sağlığımız mutlaka elden gidecek. Bunun hiç ama hiç kaçışı yok. Birincisi kimde arıyordu mutluluğu? Sahip olduklarında. Ama bu sahip oldukları gün gelip mutlaka kendini terk edecek insanın. Mutluluğumu bütün bunların üzerine inşa edersek eğer, her bir kayıp, her bir imtihan bizim için çok ağır olacaktır.
O nedenle mutluluğu sadece sahip olduklarımızda aramak insanı üzebilir dostlar. İkincisi neydi? Hatırlar mısınız? Başkalarının gözündeki yerinde. Mutluluğu başkalarının gözündeki şöhretimiz, itibarımız üzerine kuracak olursak eğer, doğduğumuz ailede herkesin en kıymetlisiyken, evlendiğimiz ailede kimse tarafından beğenilmez ve eleştirilir bir halde olursak ne yapacağız? Evdeki yerimiz farklı, iş yerimizdeki yerimiz farklı ise, itibarımız farklı ise, arkadaş çevresinde farklı ise hangisini baz alacağız? Hani başkalarının gözündeki yerine göre mutlu olmaya çalışanlar, herkesin %100 sevdiği, her ortamda %100 sevilen insan olabilmek çok da mümkün olmayacaktır. İlla ki ters düşülen, zıtlıklar olunan, ne kadar iyi niyetli olursak olalım, karşımızdakinin işine gelmediği zaman onun gözündeki yerimiz farklı olacaktır. Başkalarının gözündeki yerine göre mutlu olan insanlar o zaman sıkıntıya düşebilecektir. Üçüncüsü, olmak dediğimiz ahlaken olgunlaşmak. Nefsimizi kötülüklerden arındırmak, kalbi selim, aklı selim sahibi olmak, ilim irfan peşinde Allah rızası için çalışmak, çabalamak. Dünya imtihan dünyası dedik. Bu dünyadaki her şey bizim elimizde ve irademizde değil elbette. Elimizde olan şeyler var. Neler bunlar? Düşüncelerimiz, kelimelerimiz, hayallerimiz, davranışlarımız, isteklerimiz, yapmak istediklerimiz. Bu saha bizim sahamızdır ve hür olduğumuz yerdir. Seçme şansımız vardır çünkü. Bunları kontrol edebilir, sınırlandırabiliriz. Gerekirse bunlara dur diyebiliriz, demeliyiz zaten. Bu nedenle biz bu bölgeden, yani bu saydıklarımızdan hesaba çekileceğiz ve sorulacağız. Bazı şeyler bizim dışımızda gelişir dostlar. Bunlar insanın elinde olmayan şeylerdir. Ölüm bizim elimizde değildir. Hastalık, fakirlik, mal, mülk, şöhret, mevki çoğunlukla bizim elimizde değildir. Elimizde olmayan şeyler içinse bize düşen teslimiyet, tevekkül ve gayrettir. Biz elimizden geleni yapacağız. Sonucu tayin edecek olan, nasip edecek olan veya etmeyecek olan Rabbimiz olduğu bilinciyle hareket edeceğiz. Bununla birlikte şunu da bileceğiz ki dostlar, hastalık bedene engeldir, irade ve ahlakımıza değildir. Fakir olmak, bilgili, öğrenen insan olmamıza engel değildir. Bahane üretmeyeceğiz, kendimizi geliştirmeye çalışacağız. Geçenlerde bir tefsir dersinde hocamız söylemişti, çok güzeldi. Firavun'un sarayında olmak da bahane değildir. Bir peygamber karısı olmak da garanti değildir demişti. Ne demek istediğimizi anladınız diye düşünüyorum dostlar. Sevdiğimizi kaybetmemiz Allah'a yaklaşmamıza engel değildir. Dünya ve ahirette en kıymetli şey Allah'a yakın olmaksa, bu bir şeylere sahip olmakla değil, belki de mahrum olmakla daha mümkün olacaktır. Rabbimiz Alak suresi 6 ve 8. ayetlerde şöyle buyuruyor dostlar. Muhakkak ki insan kendisini müstağni, Allah'a karşı ihtiyaçsız görürse azar. Kuşkusuz dönüş Rabbinedir. Cenab-ı Hak bizim sevip istemediğimiz şeylerin kişiyi azdıran ve kendisini Allah'a karşı ihtiyaçsız ve tenezzülsüz eden şeyler olup neticede insanın çok da hayrına olmadığını ayetinde bildirmektedir. O zaman adalet sadece sahip olunan şeylerde
aranmaz. Her şeyin en iyisine, en güzeline sahip olmak her zaman adaleti göstermeyecektir. Ya da her sıkıntı, yokluk, hastalık, üzüntü adaletsizlik değildir. Rabbimizin imtihanı ve bizim için takdir ettiği hikmetlerdir diyebilmeliyiz dostlar. Gerçek adaletin ahirette göreceğimizi ve idrak edeceğimizi bilmeliyiz. Rabbim bilmemizi nasip etsin. Peygamber Efendimiz dahi kendisine kötülük eden herkesin cezasının dünyada verildiğine şahit olmamış dostlar. Bizim görmemiz ya da görmememiz önemli değildir. Önemli olan kimsenin yaptığının yanına kar kalmayacağından emin olmaktır. Bunu da nereden öğreniyoruz dostlar? Enbiya suresi 47. ayette bakın Rabbimiz ne buyuruyor. Kıyamet günü adalet terazileri kurarız. Hiçbir kimse, hiçbir haksızlığa uğratılmaz. Hardal tanesi kadar olsa bile yapılanı ortaya koyarız. Hesap gören olarak biz yeteriz buyuruyor Rabbimiz. Enbiya suresi 47. ayette. Rabbimizin sözünden daha büyük söz olabilir mi? Rabbimizin garantisinden daha büyük garanti olabilir mi? Onun için biz ona inanıyoruz. Onun adaletinden zerre miktar şüphe duymuyoruz inşallah. Duymamalıyız inşallah. Evet dostlar, bugün adaleti, adaletli olmayı, haksızlığa uğramayı, adaletli olmak için adalet konusuna nasıl bakmamız gerektiğini sizlerle konuşmaya çalıştık. Bir de elimizde çabuk karar vermeyin diye böyle tatlı bir hikaye var. Konumuzu da içeriyor diyebiliriz. Onu da paylaşalım ve programımızı sonlandıralım inşallah. Köyün birinde yaşlı bir adam varmış. Çok fakirmiş ama kral bile onu kıskanırmış. Öyle dillere destan bir atı varmış ki kral bu at için ihtiyara neredeyse hazinenin tamamını teklif etmiş ama yaşlı adam bu atı satmaya yanaşmamış. Bu at bir at değil benim için, bir dost, insan dostunu satar mı hiç dermiş. Bir sabah kalkmışlar ki at yok. Köylü ihtiyarın başına toplanmış. Seni ihtiyar bunak, bu atı sana bırakmayacakları, çalacakları belliydi. Krala satsaydın ömrünün sonuna kadar beyler gibi yaşar giderdin. Şimdi ne paran var ne de atın demişler. İhtiyar karar vermek için acele etmeyin demiş. Sadece at kayıp deyin. Çünkü gerçek bu. Ondan ötesi sizin yorumunuz ve verdiğiniz karar. Atımın kaybolması bir talihsizlik mi yoksa bir şans mı bunu henüz bilmiyoruz. Çünkü bu olay henüz bir başlangıç. Arkasının nasıl geleceğini kimse bilemez demiş. Köylüler ihtiyarı buna kahkahalarla gülmüşler. Aradan 15 gün geçmeden at bir gece ansızın dönmüş. Meğer çalınmamış. Dağlara gitmiş kendi kendine. Dönerken de vadideki 12 vahşi atı peşine takıp getirmiş. Bunu gören köylüler hemen toplanmışlar ihtiyarın başına, özür dilemişler ihtiyardan. Babalık demişler, sen haklı çıktın. Atının kaybolması bir talihsizlik değil, adeta bir devlet kuşu oldu senin için. Şimdi artık bir at sürün var. Karar vermek için gene acele ediyorsunuz demiş ihtiyar. Sadece atın geri döndüğünü söyleyin. Bilinen gerçek sadece bu. Ondan ötesinin ne getireceğini henüz bilmiyoruz. Bu daha başlangıç. Köylüler bu defa
defa biraz temkinli davranmışlar. İhtiyarla dalga geçmemişler ama içlerinden bu adamın akli dengesi yerinde değil diye alay etmişler. Bir hafta geçmeden vahşi atları terbiye etmeye çalışan ihtiyarın tek oğlu attan düşmüş ve ayağını kırmış. Evin geçimini temin eden oğlu şimdi uzun zaman yatakta kalacakmış. Köylüler yine gelmişler ihtiyarın yanına. Bu atlar yüzünden tek oğlum bacağını uzun süre kullanamayacak ihtiyar demişler. Oysa sana bakacak başka kimsen de yok. Şimdi eskisinden daha fakir, daha zavallı olacaksın. İhtiyar, siz erken karar verme hastalığına tutulmuşsunuz diye cevap vermiş. O kadar acele etmeyin. Oğlumun bacağı kırıldı, gerçek bu. Ötesi sizin verdiğiniz karar. Hayat böyle küçük parçalar halinde gelir ve ondan sonra neler olacağı size bildirilmez. Aradan birkaç hafta geçmiş, düşmanlar kat kat büyük bir ordu ile saldırmışlar. Kral son bir ümitle eli silah tutan bütün gençleri askere çağırmış. Köye gelen görevliler ihtiyarın kırık bacaklı oğlu dışında bütün gençleri askere almışlar. Köyü matem havası sarmış. Çünkü savaşın kazanılmasına imkan yokmuş. Giden gençler ya ölecek ya da esir düşeceğine herkes inanıyormuş. Köylüler yine ihtiyara gelmişler. Yine haklı olduğun kanıtlandı demişler. Oğlunun bacağı kırık ama hiç olmazsa yanında. Oysa bizimkiler belki asla geri dönmeyecekler. Oğlunun bacağının kırılması talihsizlik değil, senin için şansmış meğer demişler. Siz erken karar vermeye devam edin demiş ihtiyar. Oysa ne olacağını kimseler bilemez. Bilinen bir tek gerçek var, benim oğlum yanımda, sizinkiler askerde. Ama bunların hangisinin talih, hangisinin şanssızlık olduğunu sadece Allah bilir demiş. Acele karar vermeyin. Hayatın küçük bir dilimine bakıp tamamı hakkında karar vermekten kaçının diye öyküyü tamamlamış. Evet dostlar, bizim için neyin hayır, neyin hayırsız olduğunu biz takdir edemeyiz, bilemeyiz. Veren de Rabbim, alan da Rabbim, nasip edikte olan Rabbimiz olduğunu bilerek olaylara bakmayı bizlere nasip etsin yine Rabbim. Çünkü biz nefsimizle hareket edebiliriz, yanlışlara düşebiliriz, yanılabiliriz, şaşabiliriz dostlar. O nedenle Rabbim rızasına uygun yaşamayı nasip etsin bizlere. Rızasından ayırmasın inşallah diyelim. Hepinizi Rabbimizin rahmetine, merhametine, muhabbetine emanet edelim. Allah'a ısmarladık. Umutlarım var dedin, hayallerim var dedin. Geçip giden yıllara olsun daha çok dedin. Umutlarım var dedin, hayallerim var dedin. Geçip giden yıllara olsun daha çok dedin. Şimdi zaman doldu, gülistanlar soldu. Güneş gitti artık, karanlık oldu. Artık sızlanmak değil,
sana uslanmak düşer. Artık mutluluk değil, sana ağlamak düşer. Ağlamak, ağlamak, sana yalvarmak düşer. Söze geç dedin, sana yanan gözlere boş ver bunlar boş dedin. Şimdi zaman doldu, gülistanlar soldu, güneş gitti artık karanlık oldu. Artık sızlanmak değil, sana yalvarmak düşer. Artık hırslanmak değil, sana uslanmak düşer. Artık mutluluk değil, sana ağlamak.